830 gram verdim, hala çıkmıyor, oynamıyor bile. Dimer'e daha çok vermen lazımdı. Dimer'e daha çok vermen lazımdı. Allah Allah, diyet uzmanına bak be. Akıl veriyor bir de. Ha tabii, akıl vereceğine. Biraz aklın olsaydı, aklın çalışsaydı bana böyle kapriz yapmazdın. Yüzüğü tak, yüzüğü tak, yüzüğü tak diye. Bak, başımıza iş aldık işte ya. Of, tabii. Senin aklın devamlı şeye çalışıyor. Ben gecenin üçünde Kemal'e nasıl eşek şakası yaparım da kalpten götürürüm. Onu düşünüyorsun devamlı. Kemal, gele danışmaya çabukluk elemeye devam edersen ben de organ mafyası bacağını çağırtacağım. Bele senin dilini kessin. Aman aman, ömür boyu parmağında böyle yara bantıyla dolaşacak olan sensin sanki. Ağzını başına yedirsen dolaşmaz sonra dalmazsın ha. Abi dadı, ne diyorsun be? Değirem ki kapı. Değirem ki, ben de aç o zaman. Hemşe ne açar? Hemşe. Yaymışsın kendini. Gelin çocuklar, gelin. Gel yavrum, İdris, Harun gelin. Merhaba çakma komşular, durun burada, dur. Biraz böyle gel. Bahse yapma, tamam, dur orada. Gel gel, bak. Apartmanımızın manyağı da geldi. Buyurun Ejder Bey, niye rahatsız ettiniz? Bak, gördün mü Kemal, Allah söyletti. Manyak olduğunuzu mu? Hayır efendim, rahatsız ettiğimizi. Bu sefer gerçekten seni rahatsız edeceğim Kemal. Öyle böyle değil. Oh, hemşe eledir Ejder Bey. Bunu söyledi anlaşılmıyor. Yani uğraşmayın, ben hiç anlamıyorum. Nereden bilmiyorum ama bu sefer gerçekten çok büyük rahatsızlık vereceğim Kemal. Niye geldim biliyor musun? Niye? Okey oynayacağız arkadaşlarla. Dördüncü lazım, seni düşündük. Nasıl espri ya? Ya Harun. Şaka yap, şaka. Böyle şeyler yapar mıyız biz? Ben görev başındayım. Şu kağıdı görüyor musun? Bu benim için güzel şeylerin başlangıcı. Sizin için ise kötü olayların başlangıcı bu kağıt. Al oku, al. Toplam borç 1850 lira. Son ödeme tarihi, asgari iptal. Ejder Bey, kredi kartı ödemenizi bize mi dayamayı düşünüyorsunuz? Hayırdır? Kredi kartımı... Ya Rabbi, ya Rabbi. Yanlış, yanlış kağıt. Bir dakika, bir dakika. Lan fazla şey yapma, al bunu oku. Al bu. Bu nedir ki? Bu nedir ki? Bilmiyorum ya, bu nedir ki diyor. Ne gülüyorsun ya, toparlasana. Komiserin karşısındasın, kendine gel. Bu nedir ki, anlatayım. Bu savcılıktan aldığım arama emri. Günlüğü alabilmek için. Hatta dedi ki savcı, tembihledi özellikle, taslak halinde bir tane günlük varsa onu da al dedi. Hadi bakalım. Kazibe, bana o günlükte evliliğimizi tehlikeye sokacak şeylerin olmadığını söyle. Elbette ki var Kemal, niye olmasın? Tamam tamam, kendi aranızda fazla şey yapmayın. Bak, o günlüğü son kez söylüyorum, kendi rızanla buraya getir ya da olay yeri arama inceleme ekiplerini çağırırım, burayının altını üstüne getirirler. Hadi canım, çabuk. Kemal, şimdi ne diyecek? Ne diyecek? Allah Allah. Tip, gidip getireceksin işte. Ne yapalım? Nasıl olsa adam alacak, hiç olmasa iyi halden falan yırtarız belki. Şu vakti. Ben gidip. İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Selamünaleyküm. Hoş geldin sen. Hoş bulduk, ne haber? Yakşayam, sen necesin? Of, mahvoldum ya. Yani bugün iki tane amiple tiyatro provası yapmış kadar yoruldum ya. Ama şu oyun işini halledelim, Simge'nin kullanacağı bir şey kalmasın ortada. Simge! Anne! Anne! Annenin, anne! Ay, annesinin canı! Anne! Aa! Nereden çıktınız siz ya? Eşek çıpasına bak. Her seferinde nerede çıktınız diyeceğine, bir kere de hoş geldiniz desene. Babacığım, biyolojik olarak sormadık herhalde. Hoş geldin, gel öpeyim, gel. Aslan babam, otur. Gel, otur. Otur babacığım, otur. Allah Allah. Çok şaşırdım ya. Yani Cazibe, sen de alemsin vallahi kız ya. Annemle babam mı geliyor, insan bir haber eder değil mi yani? Ya yanımda saçma sapan birisiyle gelseydim, yani Barış falan gibi. Onlar istemedi, sürpriz elediler. İyi, güzel sürpriz oldu vallahi. Hakikaten güzel sürpriz oldu. Sen sürprizin büyüğünü indi eşiteceksin Kemal. Ne ki o? Baktık siz gelmediniz. Gidelim şu çocuklara güzel bir düğün yapalım dedik. Aman babacığım, vallahi çok iyi düşünmüşsün ya. İyi öyle. Hoplarız, halaylar, malaylar. Nereden baksanız kaç bölüm oldu zaten. Görüşemiyoruz değil mi? Canım benim ya. Bir şey mi geliyor ya, böyle kokulu? Ha, bir şey mi geliyor? Ne geliyor Cazibe? He, gelir. Ne gelir ya? Vallahi bilmiyorum Kemal, senin dankında. Ne benim dankım şimdi durup dururken gelsin ya? Dank! Düğün mü? Evet oğlum, düğün. Anne ne yapıyorsun, düğün? Nereden çıktı dank? Oğlum ölüp gitmeden oğlumuzun düğününü görelim dedik. Esi yarın düğünümüz var. Ay,
Ay, ay nasıl sevindi. Görüyor musun Mehmet? Allah, nutkum tutuldu sevinçten. Bebek oldum bebek. Tabii ya, tabii ben biliyorum, biliyorum. İtiraf edeceğiz be. Annemle babamı özellikle böyle aradım, Mansan çağırdın değil mi? Gelin de düğün yapalım, şakkıdı şakkıdı oynayalım dedim. Ayıp ya. He Kemal, itiraf ediyorum ki ananla atanı ben çağırmışım. Hatta böyle davetnameye bastırıp Sarıgara Fatma'ya da haber göndermişim. Boş boş dolaşma Kemal. Ben niye çağırtacağım ha? Ben niye çağırtacağım? Vallahi bilemiyorum, hiç şikayetçi gibi durmuyorsun. Gayet memnunsun, yeni gelin gibi böyle. Kemal, şikayet elesem ne olacak ha? Yok, olmaz, düğün elemeyin. Biz zaten böyle Kemal'la kağız üstünde çakma evlilik. Hatta Kemal esinde sizin böyle barışa bile yaraştıramadığınız o sarı kara Fatma'yla sevgili de değil mi? Yakşı, yakşı Kemal, ben gideyim deyin. Ha? Kızım, gideyim bir deyin. Dur, bir dur be. Allah'ın kitabını seversen bir dur ya. Biliyoruz tamam, söyleyemeyiz tabii de. Peki düğün esnasında Simge gelirse ne olacak? Şak diye bizi basarsa ha? Bir şeyler düşün. Düğün esnasında Simge'nin buraya gelmesini engelleyecek bir şey yapmamız lazım kesin. Kemal. Ha karım canım. Oh canım benim. Ah baba. Oğlum bu düğün masraflarının nasıl olacağını hiç merak etmeyin. Hepsini ben temin edeceğim. Atacan size yük olmuyor. Ne yükü kızım? Bu sıfaya senin gibi böyle güzel, akıllı, hamarat bir kız bulmuşuz. Başlık parası vermediğimizden dua edelim. Öyle değil mi Kemal? Tabii tabii baba. Canım. Sağ olasın Atacan, ama bile Kemal'a kalsa benimle evlendiği için 15 bin lira başlık pulu isteyirdi benden. Öyle değil Kemal? Ya bunun ben var ya, yani bu zarafatlarını yerim ya. Ne zarafatçı, ne komik ya. Zarafatçı. Bilseydim bu kadar patavatsız olduğunu 25 bin alırdım. Ay babacığım ya. Ay çok seviyorum. Bu acayip bir şey. Ah ah, kurban olurum doğurana. Anacığım başka bir şey istiyorsun? Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. İyi geceler çocuklar. Yaşşı o vakti size de Allah rahatlık versin. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi bak ben de karımı alayım, kendi karımı, nikahlı karımı kendi yatak odama götüreyim. Her akşam yaptığım gibi. Her akşam alıyorum yatak odasına götürüyorum. E çünkü niye benim karım? Hadi babacığım hadi. Hadi. Hadi iyi geceler. Yatın ha siz de hadi. Gel kendi karım, gel kendi yatak odama. Kemal indisem bu otağda yatacaksan. Hayatım, bu yaştan sonra gidip annenle babamın arasına yatacak halim yok herhalde. Burada yatacağım tabii ya. Kemal bir şey demir. Tamam. Bu tarafta mı yatıyorsun sen? Nerede? Ne yapıyorsun? Yatağında. Hayda. Gene başa döndük yani, öyle mi? Ne yapıyorsun Cazibe? Şurada koca yatak var. Kıvrılır yatarım. İkimize de yeter. Hayatta olabilmez Kemal. Ora. Kızım yan yana yatacağız diyoruz da yani fafenk falan yok yani, o anlamda diyorum. Sadece yatacağız. Olabilmez Kemal. Allah Allah, araya çanta koysak. Gecen yere kalsın Kemal. Kızım bunca zamandır tanıyorsun beni ya. Yani benden sana zarar gelmeyeceğini hala öğrenemedim. Hayır yani zarar gelmeyeceğini derken... Ben zararsızım anlamında değil. Ya istediğim zaman çok da zararlı bir adam olabilirim. Sana zarar verebilirim de öyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani hani tensel bir şey yok diyorum. Şurada kıvrılıp ben yatayım diyorum. Ne var bunda ya? Kemal. Olmaz dedim. Ya neden? Çünkü ateşle barut yan yana durabilmez. Üf, tamam tamam ya. Aman. Bir dakika ya. Ateşle barut yan yana durabilmez mi dedin ha? Belli. Ha, yani diyorsun ki belki senden bana zarar gelmez ama benden sana bir zarar gelebilir. Ona göre mi diyorsun ya? Onu Kemal demek... yat aşağı. Ya tamam tamam tabii tabii. Ya, dirayet de bir yere kadar tabii. Ne kadar tutabileceksin ki kendini? Aslan gibi adam var yanında yani değil mi? Yastık gelir. Tamam tamam sen takıl burada Berlin'in Berlin. Allah Allah tamam ben gidiyorum. Ateşle barut ha. Güzel. Ha bu arada hani sınır geçmek falan istersen beni dürtebilirsin Cazibem. Çobudun biri. Çobudun biri var ya. Neyse hadi. Hadi iyi geceler. Kemal. Ay! Ay!
Dur 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 anne dur. Gel anne gel. Uyumamıştınız değil mi? Yok hele de yatmamıştık ana gel. Yok yok anne biz böyle karımla her akşam olduğu gibi bak böyle bacağımızı atıp böyle sohbet ediyoruz ya. Oh 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 iyi yapıyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyecektim de unutmuşum. Ha ne enteresan ne anne? Hani bu Melahat teyzenin oğlu vardı ya Erkan. Ha o Erkan ne oldu ki? İki ay önce evlendi. Aa çok güzel ben bir ara arar tebrik ederim anneciğim. Geçen hafta Melahat teyzen aradı da o söyledi. Gelin de hamileymiş. Hadi be kimden? Ha şeyden Erkan'dan tabii normal kocası yani. Helal olsun çocuklara ama değil mi? Daha iki ay oldu evleneli. Tabii tabii iki ayda hemen hop. Vallahi ne kadar güzel ha. Yani ben ne yapayım şimdi anlamadım anne. Plaket mi olayım bunları hemen iki ayda fafenk yaptığınız çocuk oldu falan diye. Yok be oğlum. İşte aklıma gelmişti de söyleyeyim dedim. Ha iyi yaptın anneciğim benim iyi yaptın. Evet neyse. Hadi siz rahatınıza bakın. Rahatız rahatız yalnız bak ah. Hadi iyi geceler. Hadi, hadi. Ben de sarılayım da kaçmasın karım. Çok seviyorum. Canım annem ya. İyi ki doğurmuşsun, iyi ki. Ah canım benim. Annem de alem kadın ya. Ne oldu Kemal? Ben hiç başa düşmedi. Nasıl başa düşmedi kızım işte ya? Laf sokuyor inceden inceden. Anlamadım mı? Mesaj veriyor. O Sümüklü Erkan bile evlendi, iki ayda Favenk'e çocuk yaptı diyor. Siz hala yerinize sayın diyor. He. Neylesin kadın Kemal? Yazık. Hem hardan bilir ki böyle biz kağız üstünde er arvadık. Er arvadık. Kağız üstünde değirem Kemal! Tabii yani de. Tabii kadın bilemez onu yani ama yani gerçek evli de olsak senin bu koyduğun sınırlar yüzünden zaten biz çocuk sahibi olamayız. Baksana sen yatakta ben yerde. Bu nedir Allah'ını seversen ya? Kemal biz böyle hakikat er arvat olsaydık sen böyle yerde ben böyle yatağda yatmazdık. Hadi ya. Alır mıydın yani? Ha, alır mıydın derken beni yani yatağa alır mıydın? Elbette ki alardım. Kemal erimi almayacağım. Kimi alacağım? Yatağa eğilen. E güzel. Of elektrik battaniyem var bunda ya. Alttan bir sıcak sıcak geldi bana. Öf. Ben 9 kusurlu hareketten birini yapmadan ceza alanı terk edeyim ya. Gecen hayra kalsın Kemal. Senin de gecen hayra kalsın ya. Barış ben nasıl oldum sence lan? Ha? Nasıl oldum? Bence şöyle olmuş olabilir Kemal. Şimdi senin valide bir gün evde böyle tam dekolteyle oturuyormuş. Peder de işten erken gelmiş. Buna böyle gidişine bir... Kalk kalk kalk. Kendine gel, kendine, 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 gerizekalı, kendine. Kıyafeti sordum, salak, ne diyorsun? Aşkım birden gözler böyle benim karardı gibi bir şey oldu. Ha. Oğlum ya, sen bana damat gibi olmuşsun lan. Allah Allah, ulan zaten damatız, manyak. Kemal. He baba. Oğlum gelin kız nerede kaldı, bir seslen mi sen? Tamam, nerede lan? Ben bakayım, ben şey yaparım, siz hiç merak etmeyin. Kadri yenge. Hadi ama hadi, hazır olmadın mı sen ya? Gerizekalı, ne yapıyorsun? Bıraksana kapıyı açılsın. Vallahi bir şey yapmıyorum ben. Sıkışmaymış mı? Neymiş artık işte. Bende de bir uyuşukluk oluyor böyle. Aman. Lan Amip. He. Kendi karımla tekrar evleniyorum dedi. Ben sana şimdi 100 görümlü mü vereceğim? Al. Abiciğim kusura bakma. Para yoksa kapı açılmadı. İstersen ben vereyim. Tamam tamam ben hallederim ya. Tamam. Öf. Al lan şu 10 lirayı. Aç kapıyı hadi. Bu ne abicim? Biz senden 100 görümlü istedik, 10 görümlü istemiyor ki. Bu ne yapıyorsun? Sana alttan tekmeyi bir çıkartırım. Vallahi mahvederim seni ha, gerizekalı. Al şunu, al. Ben sana sonra soracağım. Al lan aç kapıyı, aç. Tamam lan şimdi. De, o zaman son 2, 3, 4. Thank you.
Cazibe. Kemal. Cazibe. Kemal. Güzel olmuş ha. Çok. Ya benim hayatımda gördüğüm en güzel ikinci gelinsin ha. İkinci. Ha. İlki kimdi? İlki de sensin tabii ki hayatım. Ha. Sağ olasın. Estağfurullah. Bak ki sen de benim böyle gördüğüm ikinci yaraşıklı damatsan. Yaraşıklı mı? Birincisi kim ki? Prens William. Düğün zarafatı, gül. Ya hadi, işte, o zaman hadi bakalım. Genç çiftlerin ilk dansını şey yapsınlar bakalım. İşte, hadi lan bizim. Tamam lan, tamam. Hadi, hadi. Debe. İlk değilsen bile canım, son kalacaksın. Aldığım her nefes gibi içime dolacaksın. Belki benimle, belki de bensiz kalıp ağlayacaksın. Ama gün gelecek, sonsuza kadar yanımda olacaksın. Yana yana canım sana geliyorum. Her şeyinle bak senin oluyorum. Aşığım adım gibi biliyorum. Ele inan. Onları bırak ele inan. Sonunu bile bile sana deli oldum ah. İçime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak ele inan. Gidipti. Yok gitmedi içeride ve durum çok kötü Cazibe. Kemal ne olur? Ne olacak? Her şeyi öğrenmiş, Kadir'le Madir'i de çağırmış. Nece? Evet. Beni öldürmeye gelmişler, belinde tabanca. Ben de dedim ki bari hiç olmazsa Cazibe'yle vedalaşayım, helalleşeyim dedim. Sağ olsunlar, ona izin verdiler. Kemal sen ne dersen? Cazibe. Buraya kadarmış be Bayır Gülüm. Buraya kadarmış. Yani ne derler biliyorsun yani. Yaş 35 yolun yarısı derler. Demek ki ben de sonlarına denk geliyormuş. Olsun yani yaşadım yaşadım ben. Eğer beni soran olursa iyi bir adamdı dersin Cazibe. İyi bir adamdı dersin. Kemal! Boş boş danışma. Benim elimi öldürmek isteyen kişi evvelce benim cesedim için emredi. Sen geç hamama görün. Benim erimi öldürmek ne çabuk işti. Ben onlara indi gösteririm. Bırak. Bırak Kemal. Bak önümü gör Kemal bırak. Şaka kızım. Şaka yaptın mı deli? Zarafat. Kapat şunu otur Allah aşkına otur. Ay, ay öldüm ya. Şaka yaptım kız. Kadir'le Madir falan yok. Simge de gitti. Kemal, hiç böyle şeyleri zarafat eliyerler. Hadi, hadi, hadi. Burada benim cesedimi çiğnemeleri lazım falan filan böyle büyük büyük laflar. Ha? Benim için canını tehlikeye atıyordun be. Hiç de bile canımı tehlikeye atmadım Kemal. Yani ben böyle bu otahtan çıkar çıkmaz Kadir'le Madir'e diyecektim ki ha. O öküzü içeride böyle öldürün ki üstüme kanı bulaşmasın. Öküz. Ha, öküz, aferin. O öküz için az önce hayatını feda ediyordum be. Tamam hadi hadi boş ver. Zaten hangi kadın olsa aynı şeyi yapardı. Vallahi billahi bak benim böyle nikahlı kocam olsun. Her gün düzenli
hayatımı feda ederim yani. Kemal, böyle boş boş özünü övmen bittiyse mene de görüm. Singe gitti. Böyle bizim toyumuz olduğunu başa düşmedi he? Ya yok be hayatım ya. Gitti gitti de bana bak. Annemle babam düğün hazırlığı için geldik deyince az kalsın böyle anlayacak diye ödüm koptu ya. Ondan sonra aniden böyle düğün hazırlığı yapacağım falan diye bağıra bağıra gitti ya. Allah. Özü için. Özü için herhalde yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin şu anda gidip böyle internete açmıştır kendine gelinlik falan bakıyordur. Nece? Kendine işte gelinlik hani evlenmek için. Dön! Eyvah! Eyvah eyvah! Anam 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 anam! Yandım vallahi billahi yandım. Eğer Simge benimle evlenmeye kalkarsa mahvolurum, her şeyi öğrenir. Ben biterim, ne yapacağız? Dur, sakin ol. Bence Hulusi Bey icaze vermez. Hayır kadirle madir beni öldürür. Tabii tabii Hulusi Bey icaze vermez. Hulusi Bey zaten izin vermez böyle bir şeye. Zaten o da yolda şimdi anlamıştır ya. Babam izin vermez falan diye vazgeçmiştir. Vazgeçmiştir tabii. En. Esi vallahi bir an böyle hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti Cazibe. Of. Yok o film şeridi değildi, Gatar'dı. Gatar tabii Gatar. Ya. Of Gatarlılar, ne Gatarlılar? Gatar ne ya? Tren. Hah tren ya. Ha öküzüm yani, onu diyorsun ya. Ben öküzüm yani ha? Of Kemal, anangiller başa düşecek. Haydi kalk daha böyle senin dans edecek. Öküz. Ha dikkat et, dans ederken ayağına falan basarım. Çünkü ben büyük başım ya, dört ayağım var o yüzden yani. Yani basarsan bas, bassan da benim öküzüm basacak. Onun için böyle bence çok sorun değil. Ha? Acıtmaz. Ha iltifat. Bunu iltifat olarak alıyorum yani. İltifat hani hani basmak istediğimden değil yani. Hani kazayla basarsan diye hani. Hadi gel. İnşallah basarsın. Hadi bakalım hadi. İltifat olarak aldım. Gelin evlen.